Ashab-ı kiramın yolunda gitmeyip de Peygamber aleyhisselama uyduğunu söyleyen yanılıyor. Ona uymuş değil, isyan etmiş oluyor. Böyle yol tutan kıyamette kurtulamayacaktır. Mücadele suresinin doğru bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Biliniz ki onlar yalancıdır, kafirdir mealindeki 18. ayeti bu gibilerin halini gösteriyor. Şimdi ülkemizde bazı mealci gruplar yok mu? Bizim peygambere ihtiyacımız yoktur. Onun hadisleri yaşadığı dönemi bağlar. Tarihsel olarak bakıyoruz Kur'an ayetlerine. Peygambere itaat etmemizi söyleyen ayetler o zaman için geçerlidir. Şu zaman için geçerli değildir diyen mealci bir grup yok mu? Ve bunlar dini kolaylaştırma adına Kur'an'ın yarısını inkar ediyorlar. Ilımlı İslam projesinin mimarları. Merkezleri Kur'aniyyundur. Hindistan'da çıkmış olan bir tarikat. Kur'ancılar tarikatı. Sadece Kur'an'a bakarız, peygamberlerin hiçbirisini kabul etmeyiz diyen bir tarikat. Ülkemizde de yeşertilmeye çalışıyor. Bu insanlar, bu gruptakiler ne diyorlar? Peygamber'e ya da ashabına ihtiyacımız yoktur. Bunların hali işte biliniz ki onlar yalancıdır, kafirdir ayetine uyuyor diyor İmam Rabbani. Ashab-ı kiramın yolunda giden hiç şüphe yok ki ehli sünnet vel cemaat fırkasıdır. Allah Teala bu fırkanın yorulmadan, yılmadan çalışan büyüklerine bol bol mükafat versin. Amin. Cehennemden kurtulan fırka yalnız bunlardır. Çünkü Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ashabına dil uzatan bunlara uymaktan elbette mahrumdur. Bugün Muhammed Aleyhisselam'ın ashabına ya talebelerine, Kur'an'ın inişine şahit olan insanlara en çok dil uzatan, hakaret eden fırka hangisidir? Şiilerdir. Şia. İmam Gazali'nin deyimiyle cehennemlik 72 sapkın fırka içinde en sapkını Şiilerdir. Bakın, hariciler ve selefiler bile sapkınlıkta Şiilerin yanına yaklaşamazlar. Şiiler sahabeye, 10 sahabe hariç sahabenin tamamı kafirdir diyorlar. Allah Allah, subhanallah. Mevla Teala Hazretleri bu kitapta Allah o sahabelerin hepsinden razıdır ve onlara cennetini hazırlamıştır diyor sahabeler hakkında. Hepsinden razıdır. Sana o ağacın altında biat eden bütün sahabelerden Allah razıdır diyor. 100.000 sahabe Muhammed Aleyhisselam'a biat etti. Hepsinden razıdır ve hepsini cennete koyacaktır diyor ayette. Fetih Suresi açın okuyun. Şia ne diyor? Allah yalan söylüyor. Allah sizin belanız versin. Allah sizi helak etsin. Dünyada ve ahirette sizi helak etsin. Rabbimize yalancı diyorlar. Peygamberimize yalancı diyorlar. O ağacın altında Muhammed Aleyhisselam'a biat etmiş 100.000 sahabeye münafık diyorlar. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'a biat etti. Allah diyor ki ben hepsinden razı oldum, hepsini affettim. Radıyallahu anhum ve radu anh. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Şia ne diyor? Hepsi münafık. Takiye yaptılar. Muhammed'i kandırdılar. Peki tamam, Allah'ın peygamberini kandırdılar. Allah'ı da mı kandırdılar? Allah'ı kim kandırabilir? Ben razıyım onlardan diyor. Şia diyor ki hepsi münafıktır.